Yani 500 bölüm çeken tek yönetmen. Sen en başından beri var mısın? En başından yani. Her bölüm varsınız. Birincisinden 500'üncüsüne kadar. Yani bütün ekibi tebrik etmek gerek vallahi. Öyle. Ben de çalışırsanız böyle şeyler oluyor. Film çekerseniz ne? Kesinlikle. Yok şakasını yapıyorum da yani. Projeler. Hani böyle hani. Beni hatırladın mı Gökhan? Çocuk sahibi olmak istiyordum ama evlenmek istemiyordum. 17 yaşında nur topu gibi bir kız çocuğumuz var. Aldıramaz mıyız? Sinema severlerin programı Altını Seans'tan herkese merhaba arkadaşlar. Evet, bu hafta Çakallarla Dans 5 filmi vizyona giriyor. Biz çok güzel insanlarla filmi konuşuyoruz. Şemnem Dönmez ve Şevket Çoru, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Keyifler nasıl? İyiyiz, teşekkür ederiz. Sağ olun. 5. film oldu artık Şevket Bey ve siz de 5 filmdir varsınız. İlk hadi 5. film hadi yapalım fikri geldiğinde ne hissettiniz? Öyle başlayalım isterseniz. 5. filmi yapalım fikri geldiğinde tabii ki ilk merak ettiğimiz senaryo nasıl olacak? Çünkü Murat'la biz ilk filmden bu yana bütün ekip arkadaşlarıyla yani Murat, Timur, İlker hepimiz bir araya gelip biraz da eski Yeşilçam belki de Arzu film ekolü gibi bir araya gelip her filmde ne yapacağımızı ilk film hariç ilk filmde de gerçi tekrar senaryoyu aldıktan sonra tekrar toplantılar yaptık. Her filmden önce yaptığımız gibi toplantılar yaptık. Filmin senaryosunun nasıl olması gerektiği, yeni hikayenin nasıl olması gerektiği konusunda tartıştık. Bu hikayede de işte verdiğimiz kararlar işte böyle olması daha iyi olur demiş. Çünkü biz 5. filme ulaşmanın da bence en büyük, ulaşmamızın en büyük başarılarından bir tanesi de bu. Bir araya gelip hep beraber bir şey yapmak. Tabii ki Murat'ın ana fikri altında oluyor. Ali Tanrı verdi senaristimizin de öyle. Karar verdik, bu film olsun dedik. İşte yeni arkadaş, yeni oyuncu arkadaşlarımızla beraber. Çok keyifli bir 5 hafta geçirdik. Gayet de sıcak bir film olduğunu düşünüyorum. Gerçi düşünüyorum çünkü hala izlemedim ben. Bu akşam izledikten sonra hep beraber karar vereceğiz. Evet, yani. Şimdi Kayınço Gökhan'ın 5. filmde bir anda eski sevgilisi karşısına çıkıyor galiba ve bir anda da kızı çıkıyor. Çok başka bir şeyler yaşıyor olsa gerek. Tabii biraz magazinel bir hikayesi var bunun. Yani aslında hiç ummadığı zaman bunlar sürekli başlarını derde sokan ve hayatla ilgili savaşlarında yenik düşen insanlar bunlar. Aslında bu filmde de 4 tane çakalın hapishaneden çıkması ve çıkmasındaki şart koşulan 100 metre bile birbirinize yaklaşmayacaksınız denmesiyle başlayan trajikomik hikayenin içinde seyirci biraz daha sürükleyici bir hikayenin ikinci bir hikayenin içine sokmak için evet Kayınço Gökhan'ın yıllar önce yaptığı bir kaçamak sonucunda güzel bir kaçamak tabii ortaya çıkan çocuğu ve annesi üzerinden Şebnem Hanım oynadı rol ve o çocuğun bizim çakalların hayatını nasıl değiştirdiğini ona sahip çıkmamızın nasıl olacağını konusunda seyirciye açmazlar veren bir hikaye haline geldi. Evet, biraz da tabii merak ediyoruz bu hikayeyi. Eminim izleyiciler de. Bu seferki gerçekten çok tatlı. Ben varım diye söylemiyorum. Çok şeker. Yani bir baba kız ekseni üzerine kurulmuş yine çakalların hikayesi. Çok tatlı anlar var. O ormandaki sahneyi falan bize heyecanla bekliyorum. Partiye sızıyoruz. Partinin anasını, avradını ağlatıyoruz. Hastasıyız dede. Lokman! Ver oğlum müziği! Size ilk fikir geldiğinde ne hissettiniz? Evet ben bu hikayede olmalıyım dedirten şey. Ya bir kere beşincisi yapılan bir film. Yani bir kere hani içinde olmak için çok pozitif bir ilk değer. Ama onun dışında da hani oyuncularını zaten çok uzun zamandan beri bildiğim, çok sevdiğim, duruşlarını çok beğendiğim, işini çok severek yapan, çok yetenekli insanlardan oluşan, belli ki hayata aynı yerden baktıkları için hem arkadaş olup hem de başarılı bir şekilde de sanat yapan arkadaşlar. Böyle bir şeyin içerisinde olmak güzeldi ama her şeyden de önemlisi ilk Murat bu teklifi yaptığında hani aynı masaya oturduğunda Murat'ı tanımıyordum.
izliyordum çünkü ben. Hani Murat'ı çok sevdim. Yani Murat'ı, Hülya'yı çok sevdim. Yani arkadaşım oldu o da benim. Çünkü ben burada bir tek Murat Akkoyunlu ve İlker benim çok eskiden arkadaşım. Ama böyle hani sürekli görüştüğüm değil ama birlikte geçmişte birisiyle tiyatro yaptım, birisiyle dizi yaptım. Ama böyle canım dersin yani öyle arkadaşın. Evet. E şimdi bu Şakallarla Dans 5 sayesinde bir sürü canım oldu yani. Şevket'i tanıyordum ama hani hiçbir zaman onunla da yani bir araya gelmişliğimiz yoktu. Çalışmamıştık. O yüzden benim yani Çakallarla Dans 5'in benim hayatımdaki en güzel yeri, hem böyle bir projede olmak çok güzel ama hayatıma çok güzel insanlar, arkadaşlar geldi. Şahane. Sizin de çok güzel bir çift olmuşluğunuz var bence kesinlikle. Fragmandan anladığım üzere ne güzel. Olamayışımız. Murat Şeker'in zekası ve Ali Bey'in zekası diyelim. Evet, şimdi Müjgan burada dahil oluyor ve evet, başka bir yerden dahil oluyor. Müjgan'la ilgili neler dersin? Marjinal Müjgan 90'lı yıllarda böyle kemancıya takılan, marjinal takılan rock'n'roll bir ablamız. Evet, Gökhan'ı da oradan tanıyor ama birbirlerini böyle uzaktan tanıyorlar. Hani birbirlerine selam veren tipler. Gökhan zaten malumunuz, biliyorsunuz yani biraları böyle götüren, o da aslında marjinal bir tip. Deli marjinal birazcık. Marjinal Müjgan zamanında yani o yıllarda 20'li yaşlarında farkına varmış ki ben bir çocuk yapmak istiyorum ama bir adamla hayatımı geçirmek istemiyorum. Akıllı kız. Ondan sonra diyor ki arkadaşına, Sinem'in oynadığı karaktere, Fatma'ya, ya Fatma ben diyor bir adamla birlikte olmak istemiyorum ama çocuk sahibi olmak istiyorum. İşte kapıdan içeriye Gökhan giriyor. Ondan sonra da olaylar gelişiyor. Evet evet, merakla bekliyoruz. Daha, yani biraz daha anlatırsak filmin tamamı. Birazdan filmi izleyeceğiz herhalde. Ama yine de yani anlatsak dahi film, mutlaka gitmeniz gerekiyor filmi. Çünkü başka sürprizler de var. Süper. Bir sürprizlerden bir tanesi de bu 90'lı yıllara bir gidiş var galiba sizin sahnelerinizden. Evet. 90'ların en meşhur mekanlarından bir tanesi olan Kemancı'nın da içinde olduğu bir bölüm var. Çok tatlı değil miydi? Çok çok. Çok tatlı. İnanılmaz eğlendik. O sahne gerçekten çok güzel oldu. O sahneyi çok merak ediyorum. Vallahi ben birçok sahneyi merak ediyorum ama o sahnede de yani gerçekten bir geriye dönüş, 90'lı yıllar, o hali, hani biz de kenarından köşesinden yaşadığımız, yok aslında giderek içinde yaşadığımız dönemde merak ediyoruz biz de gerçekten. Şimdi tabii Kayınço Gökhan'ın bir anda kızı çıkıyor ortaya ve bir anda damadı da çıkıyor, kızının sevgilisi var. Yani o damat konusu biraz tehlikeli yani, şu anda konuşmayalım onu. Yani evet, filmde de biraz başımıza bela olacak. Yani tabii bir babanın hissettiklerini bir anda hissedince. Evet, ben de bir kız babası olarak çok iyi hissettim bu duyguyu. Baksana şimdi bile gerçek hayatında rolden çıkmış gibi davranıyor, kızmış. Askeri mom çekela. Artık 5. bölüme gelmiş Arka Sokaklar birkaç. Evet, 4 ya da 3 bölüm sonra 5'in tabii efendim, pardon çok özür dilerim. 5 bölüm sonra evet Arka Sokaklar 500. bölümüne giriyor. Bu teşkilat benden nezaket falan beklemeyecek usta. Canımızı kopardılar ya. Rıza müdür diyorum. Rıza baba diyorum ya. Daha haftası dolmadan ne ara buldular yeni müdür ya? Bu kadar kolay mı bu iş ya? Hareketli gidiyor bu ara. 5. bölüm Arka Sokaklar, 5. film evet. Çakallarla Dans. 2 tane 5 yan yana geliyor. Ama tabii yani 13 yıl her bölüm, her yıl 40 bölüm falan gibi böyle inanılmaz bir rakam. Herhalde Guinness Rekorları kitabına galiba bir adaylığı var. Yani en azından yönetmen olarak öyle bir durumumuz var galiba. Yani 500 bölüm çeken tek yönetmen. Sen en başından beri var mısın? En başından. Yani. Her bölüm varsınız, her bölüm. Tabii her bölüm. Birincisinden 500'üncüsüne kadar. Yani bütün ekibi tebrik etmek gerek vallahi. Ya yani ben de çalışırsanız böyle şeyler oluyor. Nerede? Film çekerseniz mi? Kesinlikle. Yok şakasını yapıyorum da yani. Hani böyle hani artık o hale geldi çünkü hani 13 senedir dizi, 5. şey falan. Büyük istikrar. Evet, aynen. Böyle kopamama durumu oluyor mu projelere karşı, hikayelere, senaryolara? Yani tabii biz polisiye bir iş çektiğimiz için aslında böyle çok süre gelen hikayeler değil. 3. sayfa haberleri yani günlük suç ve suçlu arasında geçen hikayeler olduğu için. O yüzden de hani bu kadar uzun sürmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi o. Tabii bir yandan baba sahne de devam ediyor. Evet. Çok yeni oldu galiba, bir sene yaklaştınız değil mi? İkinci sezonumuza girdik. İşte 1 Nisan'da, 2016 1 Nisan'ında açıldı. İkinci sezonuma girdik. Bir Babam Net, Aşk Ölsün, Kanlı Komedi Caligula ve şimdi de 1 Aralık'ta Don Quixote projemiz var.
Ozan Güven, Günay Karacaoğlu'nun oynadığı çok da güzel bir ekiple beraber Don Kişot'un Ben adlı oyunumuz var 1 Aralık'ta. Süper. O zaman tiyatro severler kaçırmasın oyunları. Valla yani kaçırmasınlar evet. Çünkü çok büyük bir salonumuz yok. Sonra yer bulamıyorlar. O yüzden ben şimdi... ya Bir Baba Hamlet'i bir türlü izleyemedim. Ben yani de. Denk gidemedim istiyorum ya. Ama ben izleyeceğim ya. Çok yakın. Çok yakın. Yani tabii saygıdeğer seyirciler şu anda bir sanat programının içindeyiz. 108. oyunumuzu oynamakla beraber karşımızda gören arkadaşımız hala oyunu seyretmediğini söylüyor ki tabii ki yer olmadığından yoksa mutlaka gelirdi. Giderdi, evet. O giderdi yer olmadığı için. Yok yok çok istiyorum izlemeyi mutlaka. Murat Bey'le bir de oynuyorsunuz tabii ki. Evet. Tabii tabii. Partnerinize evet. Muhteşem. Peki sizin bir yandan program jüriliğiniz var. O da çok evet. Güzel gidiyor. Siz neler yapıyorsunuz yeni bir ben? Güzel yani o çok uzun zaman sonra televizyon sunuculuğuna dönmek çok tatlı oldu. Çünkü böyle biraz o disiplinler arasındaki farkı unutmuşum. Yani oyunculuğun o meşakkatli halinden sonra hiçbir role bürünmeden sadece kendin olarak hani o belirli bir suplexle hareket etmek birazcık daha rahat. Ve yani benim adıma kadınlar adına, kadınlar için ve kadınları bilinçlendirmek için bir program yapıyor olmak güzel. Memnunum. Bir de haftanın 5 günü ekrana gelmek de güzel. Güzel bir değişiklik oldu benim için. Şimdi onun arasında oyunculukla ilgili tekrar böyle sizinle bir araya gelmek de güzel oldu. Şimdi uzun süre bir de oyunculuk da yoktu. Bir anda Mencizir dizisinde çok güzel bir karakterle çıktınız karşımıza. Sonra bir de program, bir de film. Hı hı. Muhteşemsiniz. Teşekkür ederim. Tekrarları da devam ediyor. Teşekkür ederim. Arada bir 2-3 bölüm avluda oldu. Bir konuk aynen, oyunculuk evet. Oldu. Yani öyle ben böyle aralıklarla bir şeyler yapıyorum. Bakacağız neler olacak. Muhteşem. Sizleri görmek çok güzel. Biz teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Sinema sarsam seni.